Merhabalar. Bu hafta size vajinal flora, mikrobiyota ya da ekosisteminizi korumak için neler yapmalıyız? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Hemen hepimiz herhangi bir vajinal enfeksiyonda ya da mantarda bir hekime başvurmuşuzdur mutlaka. Ve mutlaka ki hepimiz, her kadın beyaz pamuklu iç çamaşırı, yani babaanne külodu giymesi yönünde hayatının bir döneminde hepimiz bu tavsiyeyi almışızdır. Aslında bu sözle sanki vajina her an bir kazaya uğrayabilecek savunmasız bir organ izlenimi oluşturuyor. Vajina ve vulva kanla, idrarla, dışkıyla, semenle baş edebilecek bir savunma sistemine sahip. O yüzden de kişiye, kadına rahatsızlık hissi vermiyorsa dantelli bir tanga da, farklı bir külot da giyebilir. Sanki iyi kızlar beyaz pamuklu çamaşır, diğerleri de dantelli çamaşır giyer gibi bir algı var ortada. Bir külot vajinal ekosistemi bozuyorsa o zaman sorun yaratır. Derinin pH dengesini bozan, tahriş ve alerji yapan, fazla nemi hapseden ve sürtünmeye neden olan her şey sıkıntı yaratabilir. Tüm bu faktörler vajinal mikrobiyotada mikrotravma ortamı yaratabilir. Sonrasında enfeksiyona, mantara neden olabilir. Külotların vajinal pH'ı değiştirmeye gücü yetmez. Uzun süreli dar giysilerin altında ıslak ve nemlenmiş külotlar sorun yaratabilir. Bu nedenle de deniz ve havuz sonrası çabuk kurumayan ıslak mayoların değiştirilmesini öneririm. Birkaç saatten daha uzun süren ıslaklığa maruz kalırsanız nem ve sürtünmenin birleşimiyle maserasyon dediğimiz yüzeyel deri yaralanması gerçekleşir. Aslında biliyor musunuz, maraton koşucuları bunun için bacak aralarına vazelin sürerler. Külotlarınız bacaklarınıza, vücudunuza, perinenize uygunsa, ikide bir bacak arasına girip sizi rahatsız etmiyorsa, sizin için uygun olan odur. Sürtünme ve mikrotravma yaratan, nemi hapseden, terleten plastik ürünlerden de kaçınmanızı tavsiye ederim. Son zamanlarda bazı hastalarımdan vajinam daha iyi havalansın gerekçesiyle külot giyip giymemeleri konusunda bazı sorular alıyorum. Vulva ve vajina sanılanın aksine oksijeni sevmez. Doğal vajinal akıntılarınız bacaklarınıza, giysilerinize, pantolonunuza, pijamanıza bulaşması sizin için sorun yaratmıyorsa tabii ki kullanmayabilirsiniz. Bu durumda vulvanıza değen giysilerinizin nem yaratmayan, mikrotravma yapmayan, alerji, tahriş edici olmayan kumaşlardan seçmeniz sizin için uygun olacaktır. Külodumu nasıl yıkamalıyım diye soruyorsunuz. Katkısız, boyasız sıvı deterjanları, beyaz sabunları tercih etmenizi öneririm. Ve yumuşatıcı gibi kimyasallar kullanmamanızı öneririm. Bunlar alerji yaratabilmekte. Vulva temizliğinde idrar ve dışkı derinin asit manto dediğimiz bariyerine zarar verebileceğinden her tuvalet sonrası sadece su ile temizlemeye uygun görüyoruz. Vulva derisinde apokrin ter bezleri denilen bezler, kıl folikülleri tabanda yer alır. Deriyi koruyan yoğun ve yağlı bir salgı olan sebumu üretirler. Bu asit mantonun önemli bir bileşeni. Sabun asit mantoya zarar verir. Deriyi kurutur ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu nedenle de vulva ve vajina temizliğinde asla sabunu önermiyoruz. Nereye yıkayalım? Bu da tabii önemli bir soru. Apış arası, venüs tepesi, dış dudaklar, anüsün etrafını suyla yıkayabilirsiniz. Ancak iç dudaklar, vajinal açıklık ve vajinanın içi mukoza yapısı nedeniyle yıkanmasını önermeyiz. Yıkamada sabun olmaz dedik. Peki bu bölge için üretilen feminen ürünler, özellikle ıslak mendiller kullanılabilir mi? Vajinal pH'i bozmayan, kurutmayan, alerjen içermeyen, iritasyon yapmayan, parfüm gibi kokular içermeyen, içeriğinde lanolin, formaldehit, çay ağacı gibi alerjen ve kimyasallar içermeyen ürünleri kullanabilirsiniz. Fakat bu ürünlerden hiçbir zaman tam olarak emin olamayız. Ürünleri deneye yanıla bulmanız gerekecektir. Zira beğendiğiniz bir ürün olsa bile bir sonraki üretimde içerikleri değişebiliyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Jinekolog tarafından test edilmiştir. pH dengeli ürün, bebek gibi hafif. Bunların hepsi pazarlama terimleri ve bunların hiçbirine aldanmamanız gerekli. Rahatsız eden her üründen uzak durmak en doğrusu. pH değeri 5.3 ile 7 arasındaki ürünler
kullanılabilir. Vulva pH seviyesinde olan bu ürünler, yani 5.3 ile 5.6 arasındaki ürünler çok iyi. pH seviyesi 7 ve üzerindeki değerler vulvadaki yağ katmanına, asit mantoya zarar verir. İlla sabun kullanacağım diyorsanız, kassiz sabunu çalışmalarda iyi tolere edilmiştir. Genital bölge temizliğinde yeni bir pazar alanı olan ıslak mendiller. Bu ürünler bebeklerde kullanıldığı için güvenli olduğu düşünülüyor. Oysa gerçek şu, vulva bu ürünlerde tahriş olma olasılığı yüksek. İçerisindeki alerjenler, kokular ve kimyasallardan ötürü 20 kat daha fazla tahriş olmaya vulvanız meyillidir. Vajinanın içine de asla sokulmamalı. Vajinanın arkasında çok büyük paralar gizli. Sektör büyük bir pazar payı ile gözlerini kadınlara dikmişler. Temizleyici jeller, solüsyonlar, intim jeller, sabunlar, temizleyici fitiller, kokular, deodorantlar. Son dönemde televizyon reklamlarında sıkça görüyorum. Kendi kendini temizleyen fırın diye bir reklam var, biliyor musunuz? Aslında vajinalarınızda da tam da böyledir. Kendi kendini temizler. Yapılan çalışmalar vulvayı nemlendirmek amacıyla Hindistan cevizi yağı, zeytinyağının su kaybını azalttığı, anti-inflamasyon yani enfeksiyonu azaltıcı etkileri nedeniyle yararlı görülmüş. Bunlar aynı zamanda yumuşatıcı, deriyi örtücü olduğu için de kullanımı yönünde olumlu bir çalışma yapılmıştır. Bu ürünleri perinenize, yani vajina ile makat arasındaki bölgeye, anüs çevresine ve dış dudaklara, yani vulvaya kullanabilirsiniz. Asla vajina içine sürmeyin. Vulvaya salisilik asit, retinol, bunlar renk açma ürünleri. Bu ürünleri de kullanmaktan kaçının. Son olarak kısa bir özet yapacak olursak. 1. Vulvanızın dış bölgesini sadece su ile yıkayın. Sabun kullanmayın. 2. Vajinalarınızı yıkamanıza gerek yok. Vajina kendi kendini temizleyen bir organdır. Vajinal duş yapmayın. Parmak sokarak jellerle, sabunlarla, mendillerle yıkamayın. Yararlı bakterilerin yani laktobasillerin azalmasına, bu da pH yani asit mantonun bozulmasına, dolayısıyla da fırsatçı, bakteriyel, mantar, bir sürü HIV, HPV gibi enfeksiyonlara zemin hazırlamasına neden olursunuz. 3. Genital nemliliği azaltacak kıyafetler ve iç çamaşırları tercih edin. 4. Banyo sonrası, tuvalet sonrası vulvanızı iyi kurulayın. Havuz ve deniz sonrası uzun süre ıslak çamaşırlarla durmaktan kaçının. Banyo sırasında vulvanızı yıkamak için sabun kullanmayın. Sabun asit pH dengesini alkali yapıya çevirir. Bu da enfeksiyonlara zemin hazırlar. 6. Adet dönemlerinizde teninizi tahriş etmeyen, kimyasal içermeyen, kokusuz, parfümsüz, sürekli ıslak hissetmenize neden olmayan petler kullanın. Ve gün içinde 4 saatte bir değiştirin. Bunu yaz aylarında nemlilik artacağı için daha sık yapabilirsiniz. 7. Vajinal tampon kullanıyorsanız sık sık değiştirin. Özellikle yaz aylarında 2 saatte bir bunu yapın. Kullandığınız tamponların kokusuz olmasına dikkat edin. Ayrıca kimyasal ve alerjen içermemesine önem verin. 8. Adet döneminde menstrüel kaplar kullanıyorsanız, ki son zamanlarda çok yaygın, bu kapları kullanmadan önce iyice sabunla yıkayın. Ardından iyice suyla durulayın ve belli aralıklarla çıkarıp yıkayın. Her ortamda bu menstrüel kapları yıkamanız zor olacağından yedekli kullanmanızı tavsiye ederim. 9. Tuvalet sonrası idrar ve anüs çevresini suyla iyice temizlenmesine dikkat edin. Önden arkaya temizlenin. Yani önce vajina ve idrar yaptığınız yeri, sonra makat çevresini temizleyin. Tekrardan vajina bölgesine dönmeyin. Taharet sonrası kokusuz, renksiz, yumuşak tuvalet kağıtlarıyla aşırı bastırarak ve sürterek değil, minik minik dokunuşlarla kurulanın. Ve yine önden arkaya doğru bunu yapın. 10. Adet sonrası ve cinsel ilişki öncesi genital bölge pH'sıyla uyumlu jelleri dış kısmı yıkamak için kullanabilirsiniz. Ama vajina içine kullanmayın. 11. Vajinal ekosistemin korunması için prebiyotik ve probiyotik gıdaları içeren besinlerden tüketerek
sağlıklı ve dengeli beslenin. Vücut direnci düşük olan kadınlarda vajinal enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Özellikle meyve, sebze, posalı gıdalar ve proteinden zengin beslenmeye özen gösterin. Sık mantar enfeksiyonu geçiriyorsanız gizli şeker hastalığınız olabilir. Kontrol ettirin. Yoğurt, kefir, sirke, turşu, salça ve posalı gıdalar bağırsak bakterilerine faydalı olduğu için dolaylı yoldan vajinal ekosistemdeki mikrobiyota bakterilerine de yararlı etkileri vardır. Bu gıdaları tüketmeye özen gösterin. 12. madde epey uzadı. Devam edeceğim çünkü bitmedi. İlişki sonrası genital bölgenizi suyla yıkayabilirsiniz. Asla vajinal duş yapmayın. Yıkayacağınız bölge sadece vulvanız olmalı. İlişkiden sonra meni, ter, vücut salgıları ve pubik kıllar enfeksiyon riski yaratabileceğinizden vulvanızı yıkamanızı sadece suyla tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ilişkiden sonra idrar yolu enfeksiyonundan korumak için de ilişki sonrası idrarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. 13. Genital bölgenize güzel koku vermek için deodorant, parfüm, sprey, kolonya sakın kullanmayın. 14. Sigara ve alkol kullanmayın. Sigara, vajina hücrelerinde oksijen seviyesini düşürür. Bu da anaerob dediğimiz oksijensiz ortamı seven bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. 15. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanızı sağlar. Genital hijyeni de korumaya yardımcıdır. 16. Genital bölgede iç dudakların büyük ve katlantılı olması hem estetik hem de hijyenik sorunlara neden olabilir. Labioplasti dediğimiz estetik operasyonlar uygulanır. Ameliyat sonrası bu bölgeden enfeksiyon oranlarının belirgin azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir. Sizin de böyle bir sağlık sorununuz varsa bu alanda uzmanlaşmış jinekologlar tarafından yaygın şekilde yapılan bu operasyonu olabilirsiniz. Beraberinde klitoris üzerindeki fazlalık katlantılar varsa klitoris estetiği de bu ameliyatla ortadan sorun olarak kaldırılır. Ameliyat olan hastaların cinsel özgüvenlerinde arttığında ek parantez söylemek istiyorum. 17. maddeye geldik. Genital bölgenizdeki yani pubik kıllarınızın alınma şekli de bu bölgenin bakımı ve hijyeni için önemlidir. Kılın çıkış yönüne ters bir şekilde yapılan jilet, ağda ve epilatör gibi yöntemler kılın çıkarken vücuttan çıkmamasına ve batıklara, kıl kökü iltihaplarına zemin hazırlayabilir. Tüylerin alınmaması, uzun bırakılması ve aşırı neme, kokuya ve enfeksiyona neden olabilir. Günümüzde çok yaygınlaşan lazer epilasyon teknolojileriyle bu kıl alma dönemi artık geride kaldı diyebiliriz. Genç kızlarda lazer uygulamasını ergenlik döneminin bitmesini bekleriz. Yaklaşık 16 yaş sonrasına denk gelir. Bu ara dönemde pubik kıllar alınacaksa da makasla kısaltma, jiletle kılın aynı yönünde alma ve tüy dökücü yöntemlerle epilasyon öneriyoruz. 18. İç çamaşırlarınızı günlük değiştirin. Özellikle terlemenin yoğun olduğu yaz aylarında dar, sıkı ve naylon içeren giysiler ve çoraplar giyinmeyin. Nemin hapsolmasına neden olacağı için bunlar enfeksiyon riskini arttırır. 19. Cinsel yanıt döngüsüne göre uyarılma fazı tamamlandıktan, vajinal ıslanma gerçekleştikten sonra kendinizi hazır hissettiğinizde penisi vajinaya kabul edin. Aksi durumda mekanik tahrişe bağlı enfeksiyon riski artabilir. Vajinal kuruluk sorunu yaşıyorsanız su bazlı kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz. 20. Alafranga tuvalet kullanıyorsanız tuvalet kapağının üzerine tek kullanımlık örtülerden sererek yabancı tuvaletleri kullanın. Bu ürünler marketlerde satılıyor. Cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Yine alafranga tuvalete oturmadan önce, yani sizin evinizin dışında bir mekandan bahsediyorum, mutlaka sifonu çekin. İçine birkaç tane tuvalet kağıdı atın, su yüzeyinde bırakın. Bu sıçramalara engel olur ve enfeksiyon kapmanızın önüne geçer. 21. madde son olarak, tüm bunlara ek olarak her adet sonrası karşınıza bir ayna koyarak genital bölgenizi ve vajina içini gözlemleyin. Enfeksiyon, renkli bir akıntı, sil gibi değişiklikleri erken saptamanızı ve ilerlemeden hekiminize başvuru yapmanızı sağlar. Ayrıca yıllık jinekolojik muayenelerinizi ve kontrollerinizi
ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.